şu takımı şampiyon yapıyorlar. O kanalı kapatacağız diyor. Kimin diyor bunu? Mehmet Büyükekşi. Sen kimsin be? Mehmet Büyükekşi. Her <laughs> tarafın ekşi olsa ne olur, tatlı olsan olur. Sen olur. önce Türkiye'ye Türkiye'ye. Baylu telefonla niye yükledin? Hesabını ver. Zannetme ki bu iş burada bitecek. Bilirsin operalarda şişman kadın sahneye çıkmadan opera bitmez büyük ekşi. Ama burada. Ama beyaz futboldaki tüm programlarda. Sana bunu Türk milleti adına soracağım. Sen hangi sayıkla, hangi gerekçeyle, bayloğu telefonuna yükledin. Sen bırak bizimle bizimle aşık atmayı. Biz istediğimiz gibi konuşuruz. Sadece Allah'a ve Türk kanunlarına hesap O ya bir şey korkuyor musun? Beyaz iter e, kapanırsa. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Gider yapayım mı? Elinden geleni ardına koma büyük ekşi. Çünkü ben kommayacağım. Her programda senin Baylov'u niye ikinci telefonla yüklediğini sana soracağım. Türk milleti adına soracağım. Şöyle kaçamayacaksın. Savcılık açısından, adil açısından, bir adil açısından bir problem yok. Güzel, olmayabilir. Ben şimdi Türk milleti adına soruyorum. Baylok bir maçkolik değildir. Google'a girersin, yüklersin. Baylok Garanti Bankası, Akbank'ın internet şubesi gibi değildir. Girersin, yüklersin. Herkes dünya yükleyebilir. <laughs> Bayloğu yükleyemezsin. Maylok bir örgüt operasyonu sonucu sana gönderilen şifreler ve giriş kodlarıyla yüklenebilir. Sen Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Baylok yükledikleri için hapse gelen insanlar varken sen hangi akılla, hangi nedenle bu Baylok'u telefonla yükledin? Sen bırak bizimle uğraşma. Ben istediğim gibi konuşurum. Sana da hesap vermem. Türk kanunlarına hesap veririm. Allah'a ve vicdanıma hesap veririm. Sen kimsin ya? Rütük başkanı mısın? Sen kimsin? Mahkeme misin? Bak şimdi sen bana sor mesela. Vakıf Bank'ı niye yükledim biliyor musun? Maaşım oraya yatıyor oradan ödemelerimi yapayım diye. Bak her şeyin açıklamasını yapabiliyorum. Ama sen Baylo niye yüklediğin açıklamasını yapamadığın gibi utanmadan ve sıkılmadan senin adına çok üzülüyorum. Sözüm ona Rütük Başkanlığı'na soyundun ha. Görüşeceğiz büyük ekşi. Üç senelik futbolu daha önceki futbol topuna başka bir şey mi derdin, top mu derdin, başka bir karpuz mu onu bilmem. Futbolla alakalı değil bilmem. Üç sene önce Antep koltuğuna oturmuşsun. Şey olarak kulüp başkanı. Sonra da nasıl geldin federasyon başkanlığı kaba kaba bizde. Örneğin Beşiktaş hakem hatalarıyla sezon başında mağdur olursa ben böyle yapacağım. Ey büyük ekşi. Ahmet Nurçevi başkanlığındaki Beşiktaş kulübü sana oy vermedi diye hakemlerine talimat verip Beşiktaş'ın önünü mü kesmek istiyorsun? Diyeceğim evladım. Şimdiden hazır ol yani. Ha bu suçsa mahkemeler orada. Başka bildiğim bir şey varsa onu da eksiksiz yap. Büyük ekşi. Futbol Federasyonu Başkanlığı'nda oturan şahıs yüreğin yetiyorsa kapattırtırsın. Hadi bakalım. Elimi yaman, bey mi yaman. Dedi dedim ya cadde boydan boya. Hayır. Ayıyla yatağa girilmez mi var? Bir de şu var. Ben ayıyım hep söylüyorum. Ayıyla dansa kalkmayın. Çünkü ayıyla dansa kalktığınızda ne zaman oturacağınıza yerinize ayı karar verir siz değil. Şimdi büyük ekşi. Benim gibi bir ayıyla dansa kalktı. Ben ayıyım. Sizden ayı Mecazi. Ayı. Şimdi artık ne zaman tekrar koltuğumuza ha. oturacağımıza sen değil. Ben karar vereceğim. Hocam, seni baylokçu Mehmet Büyükekçi seni. Sizler olsa ölecek. Ya beyler be. Lan Mehmet Büyükekçi. Ya ben dikkat edeyim. Her ben tarafı Büyükekçi büyük olsun o. Biz zamanında evet. soylarla, Ulusoy'larla, Ali Şenlerle, evet. Aziz Yıldırım'larla, Yıldırım Demirören'lerle savaştık. Evet hocam. Çok